Şimdi servisten indim ve eve geldim. Hazır mısınız? Bekleyin. Kapıyı kapattım. Eve geldim. Bu arada videomuza hoş geldiniz diyorum şimdi. Şöyle. Şöyle hemen bahçeye geçtim. Servis direkt zaten kapının önünde bırakıyor. O yüzden servisten indiğim gibi hemen videoyu başlattım. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün okuldan döndüğüm zaman ne yapıyorsam size onu zaten göstereceğim. İçeriden süpürge sesleri geliyor. Büyük ihtimalle annem süpürge yapıyor. O yüzden gideceğim ve şu çiçeğin tatlılığına bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Bu arada bahçenin bakımı tamamen dedemlere ait. Biz bir şey yapmıyoruz. Çünkü dedemler böyle yeşilliği seviyor. Uğraşmak hoşlarına gidiyor. O yüzden uğraşıp duruyor dedemler. Şimdi eve gireceğim. Canım o kadar çok şeftalili çikolata çekiyor ki bir an önce gidip yemek istiyorum. Bu arada ondan önce antrenmana gidemedim. Neyse onu da içeride halledeceğiz. Hadi bir içeri girelim, ondan sonra konuşacağız. İçeriye geldim. Şöyle bir tane ışık koydum kenarıya ama ne kadar etki ediyor şu an bilmiyorum. Bayağı etki ediyor ya. Hemen ne yapacağım biliyor musunuz? Yani yemeğimi yedim. Dayanamadım. Onu videoya çekmedim o yüzden. Şimdi kendime şöyle bir Torku çikolatamız var. Şimdi bunu açacağım. Azıcık şöyle bir küçük tabağım var. Karışım kadar. Ya elim kadar falan işte. Azıcık birazcık Nutella koyacağım içine, dibine. Ondan sonra şeftalim var. Şeftalimi keseceğim. Şeftaliyi koyacağım üstüne, dilimleyeceğim. Sonra üstüne birazcık daha çikolata katacağım. Mükemmel oluyor. Var ya, deneyim mükemmel oluyor. Birazcık çikolata koyduk. Şunu şu şekilde tabağımızın dibine yaydırıyoruz. Şöyle gösterelim. Tabağımızın dibine böyle yaydırıyorum ki her tarafında çikolata olsun. Tamam. Şeftalilerimizi dilim dilim kesiyorum. Bu arada üstümü değiştirmedim çünkü şu anda çok üşendi. Aa, buramda yaram çıkmış. Aa, çıkmamış. Aa, o ne, çikolata. Çikolata değmiş kafama şimdi fark ettim. Bugün bir tane servisçi geldi. Adamı boğasım geldi. Yani gerçekten kriz geçirecektim. Kendi kendine racon kesiyor, bağırıyor, çağırıyor. Bana bir şey demedi de. Yani diğerlerine bağırıyor, çağırıyor. Arkadaşlarıma sürekli bir şeyler söyleyip duruyor. Sanki ne yani, kendini ne zannediyor acaba bilmiyorum ama. Hakkı yoktu yani. Saçma sapan bağırıp çağırıp durdu yani. Antrenmana da yetişemedim zaten adam yüzünden. Normalde antrenmana gidecektim ben bu saatte. Şu anda antrenmanda olmam gerekiyor. Antrenmana da yetişemedim, gitmedim. Sinir oldum adama zaten. Neyse. Şu şahane tabağa bakar mısınız? Tabii siz seviyor musunuz, sevmiyor musunuz bilmiyorum ama yani mükemmel bir ikili denemenizi tavsiye ediyorum. Meyveli çikolata seviyorsanız mutlaka deneyin. Odam tekrar aşırı dağıldı ve şurada gördüğünüz gibi bir yığın yıkanmış temiz kıyafet var. İp var burada, ben kazak örüyorum. Kendime kazak örüyorum ve... Neyi düşürdüm kız? Ay, korktum ayol. Bir şey düşünmemişim. Şimdi ben bu kazağı örerken normalde benim şuradan şuraya kadar 59 tane zincir çekmem gerekiyormuş. Ve ben her gidişte 59... 58, 57, 56, 55, 54. Her gidişatta gördüğünüz gibi bu neden yamuk diye düşünüyordum. Ben anlamamıştım. Her gidişatta bir zincir daha düşürmüşüm. Onun için şurayı komple sökmem gerekiyor. Ve kriz geçirdim. Burada para kalmış. Parayı attım kenara. Burada benim meşhur Spider-Man'im var. Ve Spider-Man çok iyi değil mi? Bayağı iyi maske. Neyse. Şimdi burada da vazgeçilmez. Ya aşkım ya, bebeğim canım benim. Ben şu masayı şimdi sizinle beraber bir kaba taslak bir toplayayım. Ondan sonra ödev varmış. Matematik ödevi, onu yapacağız. Kitaplarımı aldım ve şu gördüğünüz şu kadarcık kitaba... Ve bir dakika, daha şöyle göstereyim daha güzel bir şekilde. Sadece şu kadarcık kitaba 4000
1750 lira verdik. Çok mutluyum. Gerçekten bir şey demek istemiyorum yani. Sandalye bu kadar mı iniyor? Bu kadar iniyormuş. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle kaldırdım kamerayı biraz. Tam beni görsün. Şimdi kitaplarımızı ve yayınlarımızı inceleyeceğiz. Tamam mı sizinle beraber? Bunların hepsi İngilizce mi? Hayır değil. Edebiyatta bilgi sarmal. Böyle bir şey var. Sonra tarihte soru bankası olarak. Nerede kız bunun yayını? Ha Vaf. Kocaman yazıyor Allah aşkına. Vaf yayınlarıymış. İngilizce'de geçen sene kullandıklarımızın aynısı. Şöyle. Aynı yayın yani. Soru bankası simülatör. Din kültür. Dolabım çünkü. Tam falçatayı alacaktım şu ipleri açmak için. Ve dolap gerçekten söküldü. Anne! Anne! Vallahi gitti anne! Ne oldu diyor koşa koşa ki. Dolabımın kapağı söküldü. Nasıl becerdin? Ben de bana çileğin şeyini çağırdı. Geçen gün bu çıkmak üzereydi. Ben anneme dedim ki çileğin şeyini çağıralım. Neydi kız onun ismi? Yani. Dur. Dur bekle. Bu onurlu davranışından dolayı seni ödüllendiriyorum. Anneciğim lütfen hiç gerek yok. Çok teşekkür ederim. Nice dolap kapağı kırmalara diyorum. İnşallah daha iyisini. Teşekkür ederim. Çok bekliyoruz senden. Çok teşekkür ediyorum anneciğim. Beni bu güzel ödülle gururlandırdığın için çok sağ ol. Ama bu kapağı kim yapacak? Şimdi sen onu düşün. Artık onu da babana söyle. Çok mantıklı. Şöyle attım bunu yatağın üstüne. Neyse bu kapak da böyle kalsın. Yapacak bir şey yok. Şimdi şurayı açalım. Açtığımıza göre falçatamızı şu boşluktan doğru içeri koyabiliriz. Burada onun sınıfı geliyor. Coğrafya şeyi çok güzel. Gerçekten aşırı hoşuma gitti. Çünkü böyle el yazısı ya bir de. El yazısı nasıl el yazısı? Şöyle el yazısı. Şu zaten çoğunuz biliyordur diye düşünüyorum ama yine de bilmeyenleriniz varsa diye göstereyim. Çok hoşuma gitti benim. Gerçekten güzel hoşuma gitti. Felsefe var. Sene felsefe göreceğiz. Kimya. Bu hayatta en sevdiğim ders. Yani çok severim kimyayı. Hani yapamadığım şeyler olsa bile yine de hoşuma gidiyor. Yani kimyayı seviyorum ben genelde. Fizik vesaire. Onları bunları geç. Benim matematik kitabını bulmam gerekiyor. Bu ne? Soru bankası mı bu? Değil. Kitap bu mu? Aa böyle bir... Sınıfta böyle bir kitap işlemedik. Abi soru bankasıymış çünkü. Ders işleme şey değilmiş. Ha bak bu. Bundan ödevimiz var bizim şimdi. Şu kitapları... alıyoruz. Çok tatlı. Çok hoş değil mi? Parlıyor. Çok hoşuma gitti benim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu kitapları şöyle aldım. Aşağı bıraktım. Bunları daha sonra yerleştireceğim. Şu anda beni ilgilendirmiyorlar. İlk önce bir ödevimi yapayım. Ondan sonra her şey tamam. Bir kalem kutumu alıp geliyorum. Kalem kutumuzu aldığımıza göre bu arada hal altımı değiştirdim. Ama üstümü değiştirmeye çok üşendim. Bir ışık gerekiyormuş yani. Bir taraftan gerçekten bir ışık gerekiyormuş. Tamam. Bir tarafımızı şöyle yapalım. Oo, ezan okunuyor. Aziz Allah. Geldim. Bakalım. Bu arada benim gibi 10. sınıf falan varsa aranızda ilk konu sayma kuralları. Daha sonracığıma faktöriyel var. Faktöriyel. İşi geri yaktım ve geldim. Şimdi faktöriyel benim hoşuma giden bir konu oldu. Ne oldu geçen biliyor musunuz? Biz bunu dersi işledik tamam mı? 9. sınıflardan iki tane çocuk geldi ve dedi ki lan aga bunların yanında ünlem var dedi. Biz başladık bir gülüyoruz görmeniz lazım dedi. Aga herhalde dedi bilmiyorum dedi dikkat edilmesi için bu ünlem falan koymuşlar herhalde dedi. Diğeri de dedi ki hepsinde ünlem var bunların. Demek ki hepsi dikkatli okunacak falan dedi. Hay senin bir daha gitmesin. Bir daha şu ışık gitmesin lütfen rica ediyorum. Hemen şimdi neresi ödev bilmiyorum ama sayfa altının ödev olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bunu sınıfta çözdük. 7'yi de yaptık.
Sanırım sayfa 8 ödev. Çünkü sadece ilk soruyu yaptık, gerisini bize bırakmıştır büyük ihtimalle. Permütasyona daha geçmedik. Evet. Ödev sayfamızı bulduk. Yani permütasyon geçmediğimize göre bundan öncesini yapacağız. Otomatikman burası ödev oluyor yani. Şimdi bundan önceki sayfaları biz en başa dönüyoruz. Ben bu arada kitabımı daha yeni aldım. En başa dönüyorum, konuyu unutmamak için, pekiştirmek için en baştan teker teker yapmaya başlıyorum. Şimdi beraber soru çözeceğiz. Hazır mısınız? Diyor ki aşağıda bir mağazada satılan 5 farklı gömlek, 4 farklı pantolon ve 2 farklı ayakkabı gösterilmiştir. Bu gömlek, pantolon ve ayakkabıları beğenen Emrullah bir gömlek, bir pantolon ve ayakkabıyı kaç farklı şekilde seçip alabilir diyor. Şimdi arka kamerayı alıyorum, beraber çözelim. Hadi sadece yüzümü görmeyin, biraz kağıdı da görün. Zaten ben size dedim, ilk konular asla zor değil ve hatta gereksiz fazla basit. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir dakika, kamera dursun, ben yazı yazayım sadece. 5 çarpı 4 çarpı 2 yapıyorsunuz. Buradan 20 diyorsunuz, 40 diyorsunuz. Cevabımız 40 oluyor. Tak tak tak, bitmiştir. Zil çaldı, babam geldi. Bakıp geliyorum. Dur baba, geleceğim. Şimdi birinci sorumuz, bir soru daha yapıyoruz. Diyor ki bir banka müşterimize zarf içinde bir kredi kartı ve bu kredi kartında oluşturulacak şifre için aşağıdaki verilen yörünge göndermiştir. Şifrenizin 4 basamaklı rakamları farklı bir doğal sayı olmalıdır. Şifreniz doğum yanıt olmamalıdır. Buna göre bu bankadan bir kredi kartı olan bir müşteri kaç farklı şifre oluşturabilir? Şimdi şifreniz 4 basamaklı olmalı diyor. 1, 2, 3, 4. Yaptık. Farklı bir doğal sayı olmalı diyor. Şimdi ilk haneye 0 gelmez diye tahmin ediyorum. Yani ne kadar olur, ne kadar yok. Sonra şimdi yine doğal sayı olmalıdır diyor. Şimdi yaptım geldim, cevabımız 4536'ymış. Yani 4536'dan 1 çıkartıyoruz. 4535 cevabımız bitmiştir. Ödevi bitirdim. Hatta onun üstüne test kitabındaki soruları vesaire de çözdüm ki sonraya hoca zaten ödev verecek diye düşündüm. Dedim zaten, dedim bunları kadın ödev verecek dedim. Ben bunları önceden yapayım dedim. O zaman bir daha uğraşmamış olurum dedim. Şimdi yeter artık gerçekten. Şimdi şöyle bir ışık var elimde ve bu ışığı her seferinde bataryaya takıyorum. Ya sorun bataryada ya ışıkta, bilmiyorum. Her neyse, hemen konuşayım da bitireyim. Çünkü çok dehşet uykum var şu anda. Birazcık başım bulandı. Annem de tuzlu ayran verdi. Ve tuzlu ayrandan sonra her yerim kaşınmaya başladı. Benim bir şeyden bir yerlerim kaşınıyor. Mesela bakın, size videoda gözükür mü ya? Videoda gözükmüyor. Ama böyle çok şuralarımda bir şeyler çıkıyor sürekli. Mesela şuralarımın derisi komple soyuldu. 5 saniye önce çok kaşımaktan oldu bunların hepsi. Evde şöyle daha önceden bir alerji hapı vardı. Alerji testi olmuştum ben ama daha kapsamlı olmam gerekiyor sanırım. Çünkü yani özelde de yaptırdık, devlette de hiçbirinde hiçbir şey demediler ama bir şeye var. Ben biliyorum. Şimdi bu çok uyku yapar dedi annem. O yüzden dedi ki bunun yarısını içeceksin dedi. Şimdi ben bunun nasıl yarısını içeyim? Yarısını kır dedi. Dişimle kırsam ne olur ki ya? Ben içerim zaten en fazla. Kim içebilir ki? Parçalanırsa ağzımda. Çok kötü tadı var ya bunun. Çok kötü tadı var. Siz benim gibi sakın salaklık yapmayın. Vallahi çok kötü tadı var. Kusacağım şimdi. Gece. Buramda hap kalmış. Dudağımın içinde hap kalmış. Sakın benim gibi yapmayın. Zaten saçımın da her yerini düzleştirmişim. Bir şurası kalmış. Şimdi saçlarımı topladım ya, böyle iz olmuş, yapacak bir şey. Keder. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders çalışma vlogu gelmesin istiyor musunuz? Bunu yorumlarda da belirtmeyi sakın ama sakın unutmayın. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay. Çok içten bir öpücük oldu. Bay bay.